just got off the phone with the girl who loves you too. Said you're working on yourself, is she helping with that too? You gave her the time. Herkese selam arkadaşlar. Yeni videodan hepinize merhaba. Bugün kırtasiye alışverişi 2022 vlog çekiyorum. Şimdi BİM'e gidiyoruz. BİM'e kırtasiye ürünleri geldi. Annem, kardeşim ve ben gidiyoruz. Buraları seslenme koymadım. Unutmuşum. Fosfor kalemler gelmiş. Ben şunlardan iki tane alacağım. Mor ve pembe. Fiyatları da 5'ti bir tanesi. 5.75 arkadaşlar. Yani gelip alabilirsiniz. Burada Jumbo 30.5 böyle bir keçeli kalemi. Burada makaslar var. 9.75 bir tanesi. Şu şekilde göstereyim. Burada kalem tıraşlı silgi. 19.5 şu şekilde. Size göstereyim. Burada çift taraflı keçeli kalem bu. 14.5 arkadaşlar şurada. Yani gelip alabilirsiniz. Gerçekten güzel ürünlerin fiyatları. Bu da beyaz sahte kalemi 9.5. Gerçekten uygun. Ben çoktan da yaptım alışverişimi. Burada şöyle bir tükenmez kalem. 24.5. Şöyle çok tatlı. Onun yanında da var bir tane. 9.75 şekli, taşlı şekli diyor. Şurada mesela burada böyle makaron kalemler var. Bunun fiyatı 30.5 yani 29.5 bence bayağı iyi. Ben bundan alacağım. Bir de burada kırmızı kalem 9.5 yani yine şöyle. Burada bir sulu boya var 25 lira. Bu da iyi bence. Yani geçen seneye göre fiyatlar gerçekten pahalanmış ama yani artık böyle o fiyatlar. Burada da birkaç bir şey var. Stickerlar falan. Stickerlar çok güzel. Benim kardeşim de bundan aldı. Bayağı iyi yani. Çok tatlılar. Ben de bir tane almak istiyorum. Fabel Castell'in bir pastel boyası. 54.5 böyle. Zumba makine teli. Burada dediğim gibi. Şöyle zumbalar da var. Bayağı bir karışık burası cidden. Şöyle zumbalar var. Bayağı güzel. Zumba teliyle birlikte. Renkli ataçlar var. 5 TL. Böyle. Yani gelip bakabilirsiniz. Bayağı güzel ürünler gelmiş arkadaşlar. Şöyle şunun fiyatını görmedim, bulamadım ama böyle bir şey gelmiş. O şekilde. Şöyle bir tane kalem ucu buldum fakat bunun fiyatını bulamadım. Bana da lazım da bundan bir tane alacağım. Ve bir tane bu bant seti. Şöyle çok tatlı yani. Bunun da fiyatı 27.5 yani. Birazcık yani pahalı ama. Yani şöyle bir sulu ya, aslında burada yazıyor ama burada sulu boya falan yok. Yani bayağı bir karışık burası. Yani o yüzden çok fazla ayrıntılı anlatamıyorum. Rotring kalem ucu 9.5 şu şekilde. Yani Rotring kalemler mavi böyle. Bu da 19.5 şöyle. Beyaz tutkal şu şekilde. Studio'nun yine. Bu da 9.5. Şöyle bir kalemlik buldum. Ben de çok istiyordum böyle kalemlikler. Ama fiyatını bulamadım maalesef. Fiyatı yazmıyor. Ya gerçekten burada aradığınız şeyin fiyatını bulmak zor. Çünkü bayağı bir karışmış. Burada da postitler var. Şöyle çok tatlı postitler gerçekten. Yani bunları alabilirsiniz. Ben Şok'tan almıştım bundan birkaç tane. Yani bayağı da lazım oluyor. Ay bunu. Şöyle. Bu da 5 TL'ydi sanırım, yanlış hatırlamıyorsam. Şöyle. Burada Bikin keçeli kalemi. Şöyle göstereyim. Bu da kaçlı bilmiyorum. 12'liymiş. 30 lira. Şöyle. Hatta 30 değil. 29.5 yani. Şöyle. Böyle ışıklı bir kalem buldum ama fiyatı yine yazmıyor. Bulamadım. Şu banttan alacağım. Bana çok gerek lazım oluyor. Fiyatını bulamadım. Şunu buldum bir dakika. Burada bir ince uçlu keçeli kalem var. Bundan ben çok istiyordum. Bunun fiyatı da 24.5. Yani. Şimdi defterlere geçeceğim. Böyle çok tatlı defterler var. Bu mesela kareli. Gerçekten çok tatlı defterler. Ben bundan bir tane almak istiyorum. Çok güzel. Yani böyle dershane falan, yani DK kursu gibi. Yani onu kurslarda kullanmak için. Bu şekilde. Yani ben defterlerimi aldım ama ek olursa zaten hocalar söyler. Ondan alırım. Böyle. Şöyle bir defter. Cidden şekilleri de bayağı güzel.
burada bir mantar pano. Ben bunu almıştım şoktan. Burada da fiyatı 30 liraydı. Şöyle bir defter var. Bu da bayağı bir kalın bir defter. Şöyle göstereyim. Sert kapaklı. Sert kapaklı daha iyi oluyor. Daha güzel. Şöyle. Bu da bir kareli deftermiş. Bu arada defterlerin fiyatlarını söylemedim. Onları da hemen söylüyorum. Sert kapaklı defterler 29,5. A4 spiralli çizgili defterler 49 TL. A4 karton kapak spiralli defter o da 39,5. Yani bu şekilde fiyat. Burada bu şekilde defterler var. Cidden bunlar da çok tatlı ya. Bunu bilmiyorum herhalde. Bu arada çok fazla ses var. Kusura bakmayın. Şöyle resim defterleri var. Bayağı büyük bunlar. Yani benim hocam söylüyor zaten büyük ya da küçük. Ona göre alacağım ben. Yani şimdilik almadım. Bu arada kırtasiye alışveriş yapıyorum ama ben bu ojeler çok dikkatimi çekti. 6,5 TL. Şunu çok beğendim. Bir de şu lilayı da beğendim. Bilmiyorum ikisinden birini alacağım herhalde. Pembeliye karar verdim. Çok tatlı çünkü rengi. Öyle. Buradan not defterleri var. Şöyle göstereyim. Biraz karışık. Böyle kareler. Yani böyle şekiller var. Bu da düz bir şekilde. Şöyle bir tane daha var. Böyle güzel defterler var yani. Şurada da bir küçük boy var böyle. Bu da kareli. Yani bunlar ilkokul için. Bir ikinci sınıf, üçüncü sınıf. Onun kullanabilecekleri detay. Lastikli not defteri 24,5. Fon karton 12,5. Fasolli kalem 19,5. Burada fasolli kalem bulamadım ama. Şöyle şunu bayıldım çok tatlı. Not defterlerini buldum daha demin gösterdiğim spiralli galiba. 7,75'miş. A4 spiralli çizgili defterler 8,90. Böyle fiyatlar. Bunu ben çok beğendim. Galiba bunu alacağım. Çünkü çok tatlı. Şunlar çok hoşuma gitti. Bunları koydum. Çok tatlı cidden. Arkadaşlar bunlar bayağı bir gözüm kaldı. Çok tatlılar. Şöyle. Bundan bir tane aldım. Şunu galiba almıştım. Çok tatlılar. Böyle. Bunun fiyatlarını yine bulamadım. Çünkü yani aradığınız şey bulamıyorsunuz çok. Bu sekreterlik bende vardı ama yani sizin de ihtiyacınız falan varsa alabilirsiniz. Çok güzel bu da. Böyle tatlı. My Benny ben tavşanım diyor. Çok güzel. İşte böyle bir şeyler yapıyorum. Genelde anaokulunda kullanılıyor. Yani bilmiyorum okulda da kullanılabilir belki. İlkokul öğrencileri için. Bunu daha demin göstermiş miydim hatırlamıyorum ama şöyle bir çok tatlı bir defter peluş. Ben bunları günlük olarak kullanmayı seviyorum yani. Şu sırt çantaları da bayağı tatlı. Bunlar da 29 TL. Şöyle göstereyim. Bu da tatlış bir şey. Bana lazım değil. Yani benim çantam var ama şöyle almak isteyenler varsa göstereyim şu şekilde. Burada suluk materler var. Çok tatlı bunlar da. Şöyle cool yazıyor üstünde. Bu şekilde. Yani bunların fiyatları yazmıyor ama yani böyle. Katalogda zaten görebilirsiniz. Evet şimdi çıkıyoruz. Eve gidince birkaç aldıklarımı gösteririm. Yani gösterdim zaten. Öyle şimdi eve gidiyoruz. Eve geldim. Yani bayağı bir yoruldum açıkçası. Yani eve geleli bir saat ya yarım saat geçmiş olabilir. Şimdi size aldıklarımı göstereceğim. Arkadaşlar bayağı bir zor şekilde alışveriş yaptım. Çünkü bayağı kişi vardı. Ben az kişi olacağını düşünmüştüm. Yani sabah alışveriş yapmış olacağını düşünmüştüm herkesin. Neyse o zaman ürünleri göstermeye başlayalım. Öncelikle kalemlerden başlamak istiyorum. Yani benim aslında aldıklarım ürünler çok fazla değil. Ben çünkü şoktan almıştım ürünlerimi. Sadece eksiklerim vardı birazcık onları tamamladım. Şöyle 6 renk makaron fosforlu kalem. Bunun yanlış hatırlamıyorsam fiyatı 30 TL'ydi. Zaten videoda görürsünüz. Alış markette çektiğim. Şöyle açayım. Bunların da renklerine bakacağım. Ay, ne kadar zor çıkıyor bu be. Evet çıkardım. Şu şekilde çok tatlı. Bunun altı yokmuş. Herkesin şoka uğradığı an. Herkes de görüyorum bunu alan kişiler. Bunun altında olmadığını görünce şaşırıyorlar. Şöyle bir makaron kalemin bir pembe rengi. Çok tatlı makaronlar. Bayıldım ben bunlara. Şöyle bu şekilde. Şimdi nasıl yazdıklarını göstereceğim sizlere. Şu şekilde yazıyor. Yani bayağı güzel. Evet şunu da kutusuna geri koyalım. Bir sonraki ürünümüze geçmek istiyorum hemen. Şu ürün gerçekten ben bunu çok istiyordum. İnce uçlu keçeli kalem. Bunun ismi farklıydı. Hatırlarsam yazarım altta zaten.
Bunun farklı bir ismi vardı. Bunun stabilosu da oluyor. Yani bu stüdyonun markası da çok güzel. Bunu bildiğim kadarıyla söyleyenler arkasına geçirmiyor diyor ama ben denemedim. Birazdan denerim zaten. Bu şekilde çok tatlı. 12 renk bulunuyor sanıyorsam. Evet, 12 renk. Bunun da fiyatını hatırlamıyorum şu an ama videoda göstermişimdir büyük ihtimalle. Şimdi nasıl yazdıklarını göstereceğim. Arkasına geçirmiyor demişlerdi. Şu şekilde yazdım ama gerçekten yazısı bayağı güzel. Yani arkaya geçiriyorum ama çok hafif bir geçiriyor yani. Çok hafif yani. Yani güzel. Ben beğendim. Diğer kalemleri gösteriyorum. Bunlar çok tatlıydı. Bu arada bunun diğer renklerini istemedim. Çünkü zaten benim fosfor kalemlerinde onlar bayağı var. Şu pembesi çok tatlı. Cidden çok bayıldım. Pembesi ve morunu aldım. Bu arada her böyle pembe mor fosfor kalem gördüğümde alıyorum. Şimdi bunların da nasıl yazdığını bir öğrenelim. Şöyle. Wow, bu bayağı iyiymiş. Şimdi pembeye de bakacağım. Çok güzel, bayıldım. Bakar mısınız? Şu ve şu. Yani bayağı kaliteli. Beşer kalemler bitti. Şimdi diğer ürünlere geçiyorum. Ben şöyle bir üçlü bant aldım. Söyleyemedim. Ben gerçekten okulda bant çok kullanıyorum nedense. Evet, bir tane şöyle dediğim gibi bir bant aldım. Sonra üçlü kalem ucu aldım. Şoktan bir tane almıştım. Ama ben çok uç kullanıyorum. Bunu da söyleyeyim. Yani genelde çok kullandığım şeylerden birazcık fazla almaya çalıştım. Şöyle bu şekilde bir uç. Şimdi defterlere geçeceğim. Aslında ben defter aldım şoktan. Ama benim yani birkaç eksiğim falan vardı. Zaten hocalar söylediği zaman daha da alacağım. Hocalar zaten söylüyor. Bu şekilde çizgili bir defter aldım. Gerçekten çok beğendim. Annem de bunu çok beğendi. Ben de çok beğendim. Bunu aldım. Ve şöyle bir resim defteri. Bunu galiba çekmemiştim. Bilmiyorum. Hatırlamıyorum. Çekmiş de olabilirim. Çekmemiş de olabilirim. Bu da 25 yaprak. Böyle çok güzel bir resim defteri. Arkadaşlar, şöyle bir, dediğim gibi orada da göstermiştim zaten. Çok tatlı bir oje aldım. Ben oje çok seviyorum. Şöyle güzel bir oje. Rengi de bayağı güzel. Oje kokusuna da bayılırım. Benim alışverişim bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Şoktan aldığım ürünlerden de birkaç tane göstermek istiyorum sizlere. Mesela ben yani videosunu çekmemiştim. Birkaç hafta önce almıştım. Çok erken geldi zaten. Şunları almıştım. Sonra bu keçeli kalemleri almıştım. Ay, şu görmüş olduğunuz keçeli kalemleri almıştım. Bunlar da bayağı güzel. Sonra böyle kalemleri almıştım. Şu şekilde göstereyim. Tükenmez kalem almıştım öyle. Sonra iki tane not defteri almıştım. Bu zaten BİM'de de fark ettiyseniz not defteri çok göstermiştim ama almadım. Çünkü şoktan almıştım. Şöyle bir tane şundan aldım. Çünkü mantar pano aldım dediğim gibi. BİM'de de söylemiştim. Şöyle bir, bunu gratisten almıştım. Makyaj çantası diye geçiyor ama ben bunu kalemlik olarak kullanacağım. Bu da bu şekilde güzel bir kalemlik. Şöyle bir dosya almıştım. Bunlar şoktan aldım dediğim gibi. Şu şekilde defterler almıştım. Terli defter olsun. Bu şekilde defterler. Böyle. Biraz üstün körü geçmiş oldum ama yani o şekilde. Zaten çok uzatmak istemiyorum videoyu. Bir de şunlardan almıştım. Şöyle. Tahta kalemim. Öyle. Evet arkadaşlar, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sizler için BİM kırtasiye alışverişimi çektim. Yani bence çok güzel bir video oldu. Videoda zaten zorla çektim yani. Çok zor şartlarda çektim. Çünkü videoda da zaten arkadan sesler duymuşsunuzdur. İnsanların konuşmaları falan. O yüzden yani zaten insanların yüzü çıktıysa onları zaten sansürleyeceğim ben. Neyse, bir like'ı hak ettiğimi düşünüyorum ve bir abonenizi hak ettiğimi düşünüyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyor olacağım. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın.